Ben şimdi yani çay yerine kola döküyorum. Yerine kola. Merhaba, ismim Barış. Namı değer İtalyan. Çünkü arkadaşlarımız arasında öyle kendimize birbirimize takmış olduğumuz lakaplar var. Bana da İtalyan. Karavanın renklerinden gördüğünüz gibi birazcık böyle espri konusu hikayede. Vallahi şöyle bir şey, ben Balıkesirliyim. Sındırgı bizim en güzel ilçelerimizden bir tanesi. Doğu harikası, birçok alanda burası Çaygören Barajı olduğumuz yer. Yani program yapıyoruz ama şöyle bir şey, günümüz yetmiyor. Yani insanlar aramakta veyahut da bulmakta zorluk çekebilir. Zındırgı'ya geldiğiniz zaman böyle bir sıkıntınız yok. Bugün Çaygören Barajı'ndayız, yarın Ulus Dağı'na çıkıyoruz. Yani Ulus Dağı'nın tepesinden öyle bir görsel var ki Bursa'nın ışıkları gözüküyor. Onun dışındaki bölümde de bir sonraki gün pazar günümüzü Emendere'ye ayıracağız. Emendere'de sıcak doğal kaynak suları, havuzlar. Hakikaten bu konuda biz belediye başkanımızın davetlisiyiz. Gelin buyurun bir görün dedi. Sağ olsun bizi sosyal medyadan görmüş, gezip dolaştığımızı. Biz her yere gittiğimiz gibi, Kaz Dağları'na, Çatal Dağı gittiğimiz gibi Ulus Dağı'na da çıkıyoruz. Ama Çaygören Barajı müthiş. Yani yeşili, doğası, ağacı, mis gibi bir hava şu anda. Hakikaten Sındırgı gelip görünmesi gereken yerlerden bir tanesi bence. Neden Sındırgı? Öncelikle çok doğal şehir. Çok doğal bir ilçemiz. Balıkesir'in güzide bir ilçesi. Biz Balıkesir'de yaşıyoruz ama dediğim gibi ben burada okudum. 2 yılımı burada geçirdiğim için burayı çok seviyorum. Doğası olsun, hani insanlar olsun. Ben buradan çok seviyorum yani burasını. O yüzden Sındırgı'nın bende ayrı bir yeri olduğu için buraya gelip burada kamp yapmayı, işte burayı keşfetmeyi çok seviyorum. Yani off-road sporu biraz camping zor ama hani eğlenceli, bazen riskli. Bunun haricinde bazen tehlikeli olabiliyor. Ama keyif veren şeyler engelleri aşıp o keşfetme duygusu bizim çok hoşumuza gidiyor. O yüzden off-road yapmayı, yani karavanlarımızla keşfedilmemiş yerlerde, daha çok insanların girmemiş olduğu yerlerde doğaya zarar vermemek tabii şartıyla keşfedilmemiş yerlerde kamp yapmayı çok seviyoruz. Karavanda kamp yapmak, bende bir senedir karavan var. Daha öncesinde çadırda kalıyordum. Tabii çadıra göre çok lüks karavan. Ama kiminsine göre biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani konforlu olmayabiliyor. Yani soğuğu var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ki bahsettiğim gibi biz dağda, daha çok yüksek yerlerde kamp yapmayı daha çok seviyoruz. Karlı havalarda yaptığımız çok kamplar oldu. Yağmurlu havalarda tabii ki. Bazen soğuk olabiliyor, yazın çok sıcak olabiliyor. Ama genel manada biz bu işten keyif alıyoruz.
Sınırlı'ya daha önce birkaç sefer gelmiştim. Kamp yapma, gezme fırsatım olmadı. Sınırlı zaten güzel bir ilçemiz. Sabahtan beri dolaşıyoruz, geziyoruz. Çok güzel mekanları var, çok güzel doğası var. Göletleri güzel. Bugün burada kamp kuracağız. Kamp yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Zaten bundan sonra ekip olarak bizim bir ekibimiz var Balıkesir'de. Büyük ihtimalle zaten bundan sonra da rotamız burada muhakkak olacak. Yani buraya geleceğiz.